var, özellikle ona geçeceğiz. Konya'dan özellikle değerli bir isim Bayram Akkaş Büyük Türkiye Partisi ile alakalı partinin il başkanı olarak seçildi. Hani bir zaman bir öncesinden hatırlayacaksınız Tansu Çiller'in tekrar siyasete girme iddiası ile ilgili yerel basında, ulusal basında bazı haberler ortaya çıkmıştı. Özellikle e, o haberlerin kaynağından iddia edilerek yola çıktık. Biz e, Tansu Çiller'in yeni partisinin adı iddiaya göre e, Büyük Türkiye Partisi. E, tabi teşkilatlar kuruldu özellikle Türkiye genelinde de yaygınlaşmaya başladı. Bizim bu Konya, Konya ilinde de il başkanı olarak Bayram Akkaş seçildi. Eski Başbakan Tansu Çiller'in bir süredir yeniden aktif siyasete döneceği konuşulurken ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı. Buna göre Çiller'in yeni bir parti kurmayacağı ve 2020 yılında kurulan bizim partinin isminin değiştirileceği kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor. Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeniden siyasete döneceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Kulislerde Çiller'in son dönemde parti kurmaya ilişkin görüşmeler yaptığı belirtilirken siyasete atılacağı partinin isminin ne olacağı da merak ediliyor. Çiller'e yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, Çiller yeni bir parti kurmayacak ve 2020 yılında kurulan bizim partinin ismi değiştirilecek, partinin yeni yüzü için Büyük Türkiye Partisi ismi konuşuluyor. Şu anda eski DYP'li isimlerle ve şu anda başka partilerde görev almış siyasetçilerle Çiller'in ekibine katılım için görüşmeler sürüyor. Bu kapsamda Konya'da Büyük Türkiye Partisi olarak İl Başkanlığa Bayram Akkaş getirildi. Evet efendim bizler de ne diyelim özellikle e, tebrik edelim, başarılar dileyelim. de Ülkemiz için her kim olursa olsun hizmet edecek birileri varsa, hizmete talip birileri varsa, hizmet aşkıyla yapabilecek eğer göze alıp da her şeyi yapabilecek birileri varsa bizler de ne diyelim gıyabında başarılar dileyelim efendim.